Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney ile tüm Türkiye'nin sevgilisi olan çocukların iyilik hareketleri onların tüm hayallerinin gerçekleşmesine sebep oldu. O hayallerden biri de İstanbul'a gelmekti. Çok mutluyum. Daha önce İstanbul'a gelmiş miydin? Hayır. Sen mi istedin İstanbul'a gelmeyi? Hayalin miydi? Evet. Çok gelmek istiyordum. Sonra ne oldu? Sonra geldim. Nasıl oldu gelmen? İşte müdürümüz bizi çağırdı. Biz de onu kırmadık, geldik. Biz de anlamadık nasıl böyle meşhur olduğumuzu. Bir anda oldu. Sonra başkanımız bizi çağırdı İstanbul'a. Biz de onu kırmadık, geldik. Kim olsa aynısını yapardı bence. Biraz üzüldüm ben. O gelip öyle dedi diye. Üzüldüm biraz. Futbolcu. Futbolcu olmak istiyorsun. Peki en sevdiğin futbolcu kim? Kaleci ben çok seviyorum. Şey olarak da Volkan Demirel. Fenerbahçe. Ben şarkıcılık düşünüyorum. Kırtlar dağının düzü, karanlık bastı bizi. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Tarak getirsen tarak. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Tarak getirsen tarak. Çok güzel seslerim gerçekten. Bir anda bu. Zaten küçükken hep O Ses Türkiye'nin başından kalmazdım. Çizgi film yerine hep O Ses Türkiye izlerdim. Zaten oradan, yani oradan bana ilham geldi. O zaman iyi bir çekim yapıp hemen gönderelim biz Acun Bey'e tamam. Bu konuyu. Ben bu tamam. Konuyu iletelim kendisine. Aldım. Çok sevindim şu an. Kalbime nasıl attığını ben de bilmiyorum şu an. Kalbim fazla atıyor valla. Orada oturuyordum saat 8-8.30 gibi. YouTuber geldi. Ondan önce bir müşteri geldi. Müşteriye baktım. Müşteri gittikten sonra geldi dedi, kusura bakma çok özür dilerim dedi. Ben İstanbul'dan uzun yoldan gelmişim, hiç param kalmamış. Bana bir simit verebilir misin dedim. Tabii abi olur. Geldim 4 tane verdim dedi, 4 tane çok. Ben dedim akşam da yersin. Sonra dedi ki simidin yanında sıcak bir şey mi dedi, çorba olursa iyi olur. Saat 8.30 bizim orada çorba yok. Sabahleyin tek var. Ben de dedim çay var, çorba yok, çay var. Çay verdim, suyu verdim, su almadı. Ondan sonra dedi senin küçük kardeşin var mı dedim, var bir tane. Dedi sana küçük bir hediye vermek istiyorum izin versen. Bekledim, çıkardı bir küçük kutu verdi. Dedi tablet edebilir miyim? Edebilir miyim? Ben şok oldum o sırada. Tableti verdi, ondan sonra dedi sosyal deney çekiyoruz. İlkinde tabii inanmadım. Karşıdan kamera geldi. Karşı kaldırımdan kamera geldi. Ondan sonra el salladıp gittiler. Neler yapıyorsun? Hayatın nasıl geçiyor Diyarbakır'dan? Hayatım iyi geçiyor çok şükür. Yani nasıl diyeyim? Okula gidiyor musun? Yok, okula gitmiyorum. Çoğu zaman çalışarak geçiyor. Bazen de pazar günleri izinliyim gezi. İleride şunu yapmak istiyorum dediğim bir şey var. YouTuber. YouTuber olmak Aynen. istiyorsun. İnsanlara daha yakın olmak istiyorum. Yardım etmek istiyorum. Çünkü bizim gibi insanlar çok Diyarbakır'da var. Biz böyle şeyleri büyüklerimizden öğrendik. Diyarbakır'dan hiç çıkmamıştım. Hiç bir bilgim yoktu. Buraya geleceğimizi bilmiyorduk hiç. Bu kadar büyüyeceğimizi bilmiyorduk. Allah yüzümüze güldü ne diyelim. Ya duygulandım yani. Telefonlar geldi. Duygulandım hele. Çok duygulandım. Yani hani bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın bu şekil olmasını ve bu şekil yapmasını istiyoruz. Ya ders çalışıyor hani bu aralar işte bu hastalıktan dolayı yani hele boş, o da mesela boştu normalde. Yardımcı oluyor hani bana. Yani Diyarbakır'da yani kültürümüzde var bu ha. Yani var bu. Yani ilahim bizde tek, yani ben de tek değil, oğlum da değil, yani başkasında da. Yani var bu. Bugün cebinde 5 lira olursa biri derse ben acım o 5 lirayı veriyoruz. Yani o şekil görmüşüz yani büyüklerimizden bu şekil görmüş. Gurur, tabii ki gurur duyuyorum ha. Oğlum da tüm dünya, tüm Türkiye'ye yani
yansılamış artık ben. Çok tabii tabii. Yani biz kendilerine ulaştığımızda aslında bize ve bütün Türkiye'ye, bütün aslında dünyaya güzel bir ders verdiler. İyilik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu, yolda kalanın veya imkansızın darda kalan bir insana yardım etmenin, dünyanın en güzel fiili, yardım etmenin en güzelliğini gösterdiler. Ben tebrik etmek için ve şeref verirlerse davet ettim. Onlar da sağ olsun kabul ettiler. Öncelikle böyle bir duygunun bir defa viral olması lazım, yayılması lazım. Toplumda yardım etmenin, paylaşmanın, dayanışmanın hem insani hem İslami çok güzel bir motiv, mükemmel bir örnek oldular. Bu toplumumuzda zaten var olan ama çok daha fazla bu son modern dönem, postmodern dönem, artık dünya globalleşti. İşte daha pragmatist yaklaşımların olduğu bir dönemde bu topraklardaki asıl duygunun paylaşmak olduğunu bu gençler, kendileri küçük ama yürekleri büyük gösterdiler Türkiye'ye. Ben de izlerken ağladım şahsen, doğru söyleyeyim. Yani itiraf ediyorum, erkekler ağlamaz derler ama. Ve kendileriyle bağlantı kurmak istedim. Sağ olsun onlar da bizi kırmadılar. İstanbul'da onları ağırlamaktan onur duyacağımızı ifade ettik Tuzla'da. Onlar da kırmadı, geldiler. Bugün heyecanımızı yaşadık. İnşallah onları en güzel şekilde ağırlayıp uğurlamayı düşünüyoruz. Yani aslında şöyle, ben konuştuğumda kendilerini değil mi, hiç herkes dedi ki ilk Diyarbakır dışına çıkmadık dediler. Değil mi? Doğru mu? Evet. Hiç, evet. Ben o zaman daha da, o zaman kesin davet ediyoruz dedim. Ben Diyarbakır dışında hiç bulunmadık dediler. O zaman İstanbul'a, İstanbul'un tarihi kültürel mekanlarını, Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, işte bizim işte Yerebatan, Sarnıcı'nı, dünyanın en uzun noktalarından insanlar gelip gördüğü tüm müzelerimizle beraber Dolmabahçe Sarayımızı ve onlar bir şey merak ediyorlar, Kız Kulesi'ni. Salacak'tan şöyle Kız Kulesi'ni de, bir Boğaz'da bir geziyi de. Onlar her şeyi hak ettiler de biz elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağız. İstanbul'u tanıtacağız ama onlar bize aslında dünyadaki var olan iyiliği tanıttılar. Onları ben tebrik ediyorum. Vallahi heyecanları bana heyecan kattı ya. Ben de kendimi biraz daha şey yaptım, daha genç hissettim onlarla beraber. Roller coaster'da ben de bağırdım, farkında mıydınız? Evet. Evet. Yani onlarla gerçekten heyecanları çok hoş. Başkan! En büyük başkan bizim başkan! Bak buna ayrıca yarın binebilirsiniz belki. Hayır, ben bilmiyorum. 100 metre yüksek. Ama güzel olur. O Azat Batan seni. Hani takla atalım. Dönüyor yukarıda duruyor. Sana bir kere de. Bak bu tren ya, bu bildiğin. Bu trende bir şey. Heyecanlıyız. Başkanımız da bindiği için biz de binmek istedik. Onunla beraber güzel bir keyif edeceğiz yani. Bakalım içinden sonra da duygularınız nasıl olacak? Neler söylersiniz? Valla ben baştan diyeyim. Yok başkan ha. Korkuyor musun? Evet. Yalan yok. Korkuyorum, çaktırmayın. Ben aslında heyecanlı bir şey, ben de korkuyorum ama gençlerle beraber bu heyecanı yaşayacağım. Beraber yaşayacağız şimdi. Ama ben inanıyorum ki Red Fire'a binmek isteyecekler bu adrenalinden sonra. Sonra buradayız. Abla güldük, elendik, bir arkadaş bizi güldürdü. Allahu ekber diyordu. En çok ondan güldük. Yo süper. Hiç korkmadı. Hiç korkmadı. Heyecan. Yeminle ayağım titriyor. Diyarbakır kadayıfı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Afiyet olsun. Karpuzunu sonra alırız artık ama kadayıfıyla idare edeceğiz. Ha? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.
ama bunu saklayacağım sizden bir hatıra olarak, bir ana objesi olarak, ama Diyarbakır'da karpuz sözümü asla. Benim. Karpuz senden, ciğer senden, sabahleyin ciğer senden. Simit ayran benden. Simit ayran. Öğlenliğin. Öğlenliğin de. Bir de Boğaz Köprüsü de güzel. Boğaz Köprüsü'nü çok merak ediyorum ben. Çok konuşuluyor. Bunu şimdi ben bir defa şey, kimdi anne babam, annem babam Taksim'i çok merak ediyor. Onlar anlatıyordular dedi. Taksim'i merak ediyorlarmış. Ama diğer taraftan tabii Ayasofya olsun, yani bizim Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Cami. Ama asıl Kız Kulesi'yle Boğaz'da bir gezi yapıp köprüleri alttan da göreceğiz. Üstten de geçeceksiniz zaten ama o Boğaz gezisinde hepsini göreceksiniz zaten. Kız Kulesi'nde görecekler.